Şimdi kanalın geleceği hakkında önemli bir konuşma yapacağım. Dedim ki yapacaksak adam akıllı şöyle bir tapınakta yapalım. Bu arada tapınak da güzel ha, baksanıza. Acayip ciks ya. Yani bence şu arkadaki manzarayla bu videonun konuşmasını yapalım. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere ben artık yavaş yavaş, eğer ki Instagram @etçapanamda son hikayeyle takip ediyorsanız, bu video çektikten 2 gün sonra Japonya'dan artık çıkıyorum ve bir hafta sonra da Türkiye'ye dönüyorum. Şimdi birisine sorsaydınız şu ana kadar Japon Hamza ne hakkında video yapıyor falan, Japon Hamza kanalı ne falan filan derseniz, genellikle Japonya hakkında video yapan ama bazen de gezip eden ya da eğlendiği sahneleri, şunları bunları günlük hayatını ekleyen bir kanal. Doğru, yanlış değil. Ama bundan sonrası için ben yavaş yavaş artık kanalı birazcık daha ilerletmek istiyorum. Annesi Konyalı, babası Niğdeli. Doğma büyüme Tokyo, Japonya olan bir çocuk ne hakkında video yapabilir? Türkçe bir şekilde Japonya'yı tanıtabilir. Yani bu hem benim günlük olarak zaten YouTube çekmesem bile yapacağım şeylerdi. Hazır yapacakken de yani eğlenceli olsun falan diye YouTube'a başladım ve böyle devam etti bu şu ana kadar. Hani çok şükür başladıktan sonra da bir sene içinde 3 kere Japonya'ya geldim. Yazın geldim, Mart'ta nasip oldu geldim. Şimdi okul için geldim. 4,5 aydır Japonya'dayım. Yani artık iyice Japonya. Tamam, okey ama ben her şeyden önce bunu eğlenerek yaptığım için size bunu aktarmak istiyorum. Artık ben Japon hakkında video yaparken eğleniyorum ama eskisi kadar değil. Kanal ismim Japon Hamza olabilir ama bunun Japonluğu benim Japonya hakkında video yaptığım için ya da Japonya'yı sevdiğim için falan, yani Japonya hayranı olduğu için değil. Doğma büyüme Japon olduğu için. Ve vatandaşlığım da Japon. Hani resmiyette ben Japonum. O yüzden Japon Hamza. Ki bu benim zaten YouTube'a başlamadan 5, 6, 7, 8 belki 10 sene önceden beri insanların bana dediği şeydi. Yani Japon Hamza, Japon Hamza, Japon gel, Japon git, Japon şu. Yani ben kendi ismim zaten Japon olarak, ben küçüklükten beri millet bana Japon diyor. Yanına da Hamza ekledim, Japon Hamza oldu. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bundan sonraki Hindistan'a gittikten sonra bu özellikle benim için de şey oldu. Gezmek istiyorum. Dünyayı görmek istiyorum. Japonya okey, farklı bir ülke ama artık yani Japonya'nın da böyle apayrı incik buncuk yerlere gitmediği sürece bana bir heyecan katmıyor buradaki hayat. Kısacası diyeceğim şu. Ben yine Japonya'ya geleceğim. Sonuçta Japonum. Hani Japonya'da bağım var, iş yapıyorum. Şu bu yani. Japonya'ya geleceğim illaki. Ama Japonya dışında da amacım artık dünyayı görmek, dünyayı gezmek. Çünkü dünya gerçekten çok önemli. Tamam, Hindistan'a bir ton olay yaşadım. Ama Hindistan, yani şu an içimde gider misin deseler gitmek istiyorum. Çünkü hani başkaydı, farklıydı, anlatabiliyor muyum? O adrenalin, o heyecanı ben özledim. Yani gerçekten özledim ve bir kere gezince artık şey oluyor gezme. Böyle insan durmadan gezmek istiyor. Kore'ye gittim, Hollanda'ya gittim, işte geçen sene Yunanistan'a gittim. 4 farklı ülke, hani çok şanslıydım eyvallah ama şöyle baktığınızda gerçekten insan hani devamını istiyor. Bağımlılık yapan bir şey ve ben gezmeyi seviyorum. Bu yüzden bundan sonra Japon Hamza olarak devam ettim. Çünkü ben Japon Hamza'yım. Ama yavaş yavaş inşallah, yani planladığım gibi giderse olaylar, daha çok dünyaya açılmak istiyorum. En azından hedefim bu. Bunu da niye söylüyorum abi? Yaparsan yap diyenler olabilir. Eğer ki isteklerinizi kağıt üzerine yazarsanız bunun gerçekleşme ihtimali %42 oranında artıyor. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Bilginize, ki ben bunu artık internete döküyorum, online sosyal medyaya döküyorum. Yani inşallah olur mu olur. Son kez bir cümleyle kapatıyorum. Bundan sonra ben sadece Japonya'yı değil, size dünyayı göstermek istiyorum. Kendim de görerek. Diyorum, sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sayonara.